Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet, hazırız Yusuf'lara. Bugün yeni bir derste karşınızdayım demiyorum. Artık Karşınızdayım. karşınızdayız. Yanımda bugün dersine eşlik etmek isteyen biri var. Oğlum Yusuf Bera. Bu arada onun da internette YouTube'da kanalı var. Benimle yarışmaya çalışıyor ama geçme ihtimali var tabii ki. Bu Onu da dersi buradan kabul çeksem edeyim. ben de o kadar izlenirim. Doğru. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde bir yazıyı silmeyi, sildikten sonra diyelim ki çöpe gönderdik, çöpten geri almayı öğreneceğiz. Yönetim panelimize giriyoruz yine. Yönetim panelimizde makaleler bölümüne giriş yaptık. Makalelerimiz burada yayınlanmış makaleler. Örneğin bu makalelerden herhangi birini seçerek Yusuf Beracığım ne yapıyoruz silmek için? Önce sile basacağız, maske Sil basacağız yazmıyor burada gördüğün değil mi? gibi hiçbir yerde çöp yazıyor. Onu çöpe tıkladığınızda seçmiş olduğunuz makale 5 ve makale 3 çöp kutusuna gitti. Şimdi siteye gelip siteyi yenilediğinizde makale 3 ve makale 5 yok. Ne oldu? Nereye gitti? Çöpe gitti. Çöpe gitti. Peki çöpe attıktan sonra pişman olduk. Geri almak Yanlışlıkla attım. istiyoruz. Ya da yanlışlıkla attık. Geri almak istiyoruz. Nerede bulacağız? Gördüğün gibi hiçbir yerde Bir geri görünmüyor. dönüşüm kutusu falan var dedi. Geri dönüşüm kutusu gibi bir şey var. Geri dönüşüm kutusu değil ama ona benzer bir şey var. Evet arkadaşlar, çöpü görmek için, çöp kutusunu görmek için şuradaki araçlar butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şurada makalelerin durumlarıyla ilgili bölümler var. Burada çöpe gönderilmiş olanları bize göster, yayınlanmamış olanları göster, yayınlananları göster, arşivdekileri göster veya tümünü göster diyebiliriz. Şimdi bize neresi lazım? Çöpe Çöpteki, gönderiyoruz. evet, çöpteki makaleler lazım. Tıklıyorum buraya. Filtrelendi ve çöpteki makaleler karşımıza geldi. Burada makalenin başındaki işaretten de anlaşılabileceği gibi bu makale nerede? Çöpte. Bunu geri almak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Buraya önüne tek işaretlerini koyup örneğin birini çöpten alalım şimdi. Daha sonra ne yapıyoruz bunu? Yayınla diyoruz. Yani çöpten yukarı al. Çünkü buradaki işaret değişecek. Yayınla dediğimizde bu makale çöpten çıktı ve yayınlandı. Gördüğün gibi 3 numaralı makale burada. Ama şöyle durum seç deyip diğerlerini göster dersek 5 numaralı makale nereye geldi? Buraya Güzel geldi. geldi. Ve çöp işareti yerine buraya da okey işareti geldi. Yani yayınlandı işareti. Doğru mu? Şimdi tekrar bir çöpe girelim. Bu çöpteki makale ile ilgili bir şey daha anlatmak istiyorum Beracığım. Peki sildiğimiz bir makale çöpe gitti ama ben çöpten de silmek istiyorum. Ben Veri yapayım mı? tabanında, yer kaplasın istemiyorum. Ne yapmak gerekir Aklıma bir fikir sence? geldi. Ben Fikirden hiç önce söylemedi. anlat. Önce anlat. Bence bu yok, öyle yayınlanıyor. Yayınla. Çöp kutusunu basalt diyelim. Evet. Ama önce işaretlemedik. Ne diyor orada? Bir oku bakalım. Ne diyor? Oku bakalım ne diye. Nerede? Ya aynı çöp kutusunu boşalta bir Tamam. işaret. Tamam. Ne dedi? Bu sayfanın... Lütfen önce listeden bir seçim yapınız. Yani Ha sen tamam. silmek istediğin, çöpten temizlemek istediğin şeyi seçmedin. Şimdi tamam deyip mesela bunu tamamen silmek istiyorsun. Ya Seçtin. yapılmadı. Daha sonra çöp Çöp kutusunu kutusuna boşalt. basalt. Bir dakika ne diyordu oku. Silmek istediğinize emin misiniz? Onayladığınız seçili eğer kalıcı olarak Yani silinecektir. kalıcı olarak silinecek. Bir daha geri Gelemeyecek. alamazsın. Tamam de. Tamam dedim. Evet arkadaşlar. 3 numaralı makale artık hayatımızdan Yok. çıktı. İstesek de geri getiremeyiz. Anladın mı Yusuf Anladım. Beracığım? Şimdi buradaki filtrenin ne işe yaradığını da bu arada öğrenmiş olduk. Şu an hiçbir makale görünmüyor. Çünkü çöpü göster dedik burada. Buradan istersek tümünü göster dediğimizde sistemdeki çöpte ya da yayınlanmış olanların hepsini görebilirsin. Hepsini. Yayınlanması, Örneğin şuna makale 2'yi çöpe gönder diyelim. Şu an makale 2 çöpe çöpte. gitti ama burada görüyoruz. Neden?
Çünkü hepsini Çünkü gösteriyor. hepsini gösterdi. Ama sadece yayınlananları göster dersek çöpteki makale Ama bir görünmez tümüne ve girin o. bunlar görünür. Tümüne. Tümüne tekrar girdim. Ben neyi fark ettim? Bakın. Şurada farklı farklı işaretler var. Çöp kutusunda. Gönderilmiş, bu gönderilmemiş. Hayır, şöyle. Bu yayınlanmış. Bu çöp kutusunda. Bu da yayınlanma tarihi henüz gelmemiş. Üç tane anlamı var. Bir tane daha var aslında. Şunu yapabiliriz. O da arşiv. Arşiv nasıl Sonunda oluyor? arşivi aldığımızda şöyle bir hard disk gibi bir işaret çıkacak orada. Gördüğün gibi farklı. Yayınlandı. Arşivde. Çöpte. Ve tarihi bekliyor. Bu arada arkadaşlar hazır burayı göstermişken buralardan işaret yapabileceğimiz gibi yandaki ok işaretine tıklayarak da diğer özellikleri görebiliriz. Çöpe göndermek istediğimizi nasıl buradan seçip çöpe tıklıyorsak aynı şekilde herhangi bir seçim yapmadan yanında çöp diyebiliriz. Çöp dediğimizde bu makale nereye gider Yusufcuğum? Çöpe gider. Çöpe gider. Geri almak için ne yapıyoruz? Sen bunu çöp kutusundan geri alabilir misin? Alırım. Makale neye? Evet, çöpe gönderilmişlerin tamamını çöp kutusundan çıkar. Tamamını. Evet. Ben buradan deyip hemen mesela önemli bir bilgi vereyim arkadaşlar. Evet. Burada bir sürü şey var mesela. 200-300 tane var. Evet. Bunların hepsini silmek istiyorsunuz. Tekrar tekrar basmayacaksanız buraya basın. Evet. Eğer 200-300 tane var yani ya da baskı sayısı önemli değil. Çok olsun. Ama 2-3 tanesini silmek istemiyorsunuz. Hı-hı. O zaman ne yapın? Bakın hepsini seçtikten sonra silmek istemediklerinize tıklayın. Ve sonrasını. Çok güzel. Şimdi çöp kutusuna göndermiyoruz. Yayınlayacağız biz. Ha, yayınlayacaksak da. Seçtik. Sonra ne yapıyoruz? Ona da tıklayabilirsin. Bir dakika sakin ol. Sakin. Sakin. Birini doğru kaldırdım. Bir tanesini yaptın. Yayınladın. Şu çöp işaretinin üzerine geldiğimizde ne diyor? Öğeyi yayınla. Buradan yayınlayabileceğimiz gibi az önce seçtiğim gibi seçiyoruz. Daha sonra yukarıda yayınla butonuna tıklıyoruz ve yayınlandı. Tekrar deneyelim mi? Gerek yok. Ya, bence deneyelim çünkü yanlışladı. Az önce yanlışlıkla çöpten de silecek. Tamam, o zaman şöyle yap. 5 numaralı makaleyi çöpe gönder. Daha sonra çöpten yayına al. 5 numaralı makaleyi şimdi evet. Çöpe gönderdim. Evet. Sonra burada sakin bekle. Araçlar. Henüz çöpe gitmedi. Yavaş. Evet. Durumu seçtik. Buradan çöpe gönderelim istiyoruz. Hı-hı. Şimdi geri mi yayınlayayım? Evet. Bunu yayınla şimdi. Yapamadım. Bekle. Tıkladıktan sonra bekle. Evet. Yayınlandı mı? Bak bakalım siteye gel. Makale 5 miydi? Evet, makale. Tamam, hepsi var zaten. Sitede var mı? Siteye gelip bakalım. Evet, 5 yapma. Evet, bakıyoruz, ama. Bakıyoruz. Makale 5 tıklamadı mı? Dünya 5'ten büyük ne yaptı? Evet, makale 5 gelmiş. Makale başlığı 5 gelmiş. Öylesine site ismi. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. Ne öğrendik? Bir makaleyi çöpe göndermeyi, çöpten geri almayı öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Güle güle diyelim miyiz? Ama önemli bir şey öğrendim. Söyle. Aşağıdaki link adresinden ve yukarıdaki karttan benim kanalımı da görebilirsiniz. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Yavaş söyler misin? Anlamadım. Yavaş yavaş. Yukarıdaki işte aşağıdaki link adresinden ve yukarıdaki karttan şimdi çıkacak sağ üst köşede info işareti. Oradan benim kanalıma benim kanalıma girebilirsiniz. Mutlaka benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Babam dilek ediyor ama ben makalesiz kalmayayım diye. Teşekkür ederim.